Günaydın Aytekin. Aa, günaydın Seda Hanım. Ben bugün işe gelemeyeceğim. Bütün toplantılarımı iptal edin. Müşteriler sorarsa da özel nedenlerden ötürü dersiniz. Seda Hanım iyi misiniz? Evet evet iyiyim, şeyim yok. Bugün böyle. Tamam Seda Hanım, problem yok. Tamam, görüşürüz. Aa, Seda Hanım, bu arada bir şeye ihtiyacınız olursa şey yapabiliriz yani. Tamam Aytekin, uzatma. Bir şey olursa sen beni ararsın. Sinan. Ne oluyor? Bir şey olduğu belli. Ne oluyor? Dünden beri arıyorum. Niye açmıyorsun? Geçsene. Lara'nın sabaha kadar ateşi vardı. İşte bunu bana söyleyebilirdin Seda. Kızımla ilgileniyordum. Sabaha kadar uğraştım diyorum Sinan. Tamam peki, iyi mi şimdi? İyi. Uyuyor. O da çok yoruldu. Yani en azından bir mesaj gönderseydin. Ben de merak ettim. Sinan, ben yapamayacağım. Yani bunu dün gece net bir şekilde bir kere daha anladım. Benim hayatta önceliklerim var. Benim bir kızım var ve gönül işlerine ayıracak vaktim yok. Yani bunu kızıma yapamam. Ya zaten boşanmış bir anne babanın evladı olmayı yaşıyor. Zaten haksızlığa uğradı. Suçsuz yere. Yani ne diyebilirim ki? Bu maalesef benim dahil olabileceğim bir alan değil. Yani şimdi ne söylesem zaten anlamsız olacak senin için. Madem öyle düşünüyorsun, sanırım bana da gitmek düşer. Efendim? Ha Ömer, evden çıkmadıysan çıkmasana. Niye? Ben geleceğim. İyi gel. Çıkmadan yakaladım seni. Girebilir miyim? Geç amca. Sağ ol. Ömer, çok sağ ol oğlum. Sana yaşattığımız onca şeye rağmen, bize hala dargın olmana rağmen yaptın yine insanlığını. Gidip babamla konuşman beni çok duygulandırdı. Hem çok mahcup oldum hem de çok gurur duydum. Yaşadığımız evi, hayatı resmen sana borçluyuz. Sağ ol. Mesele değil amca. Mesele. Mesele. Dünya öyle kirlendi, öyle kirli bir yer oldu ki. Yani
böyle mertliklerin soyu tükendi. Sen türünün son örneğisin, biliyorsun değil mi? Birini mi bekliyordun? Sinan'dır. Ay nörom ne hallerde. Tabii senin hiçbir şeyciklerin haberin yok. Kadının beyninin suyu aktı vallahi ölmüş. Aa, Ejboş Bey de buradaymış. Ay iyi. Dur ben de oturayım da beni de alın aranıza. Neler kaynatıyorsunuz? Hiçbir şey kaynatmıyoruz. Ben zaten kalkıyordum Koray. Ay oturun oturun. Ay iki dakika. Nörom'u anlatacağım şu ömüşüme. Ay bilsin, bilmeye hakkı var. Yengesi sonuçta değil mi? Ay Allah korusun yani yarın öbür gün bir şey başına gelirse... ...kabahat sizde demez mi? Niye anlatmadınız diye sormaz mı? Ay tabii yani Allah korusun hayat bu. Bilemezsin. Koray sadede gel. Ne oldu anlat. Ay hayatım şimdi kadın gençlik haline döndü. Kendini 22,5 yaşında falan zannediyor. Ay böyle bir yaşının insanı olmamacalar, böyle bir çocuksu haller, böyle bir zamandan kopuk hayal dünyası. Ay yani hayatım iki gündür gıybet yapamıyoruz. İçim şişti vallahi benim. Sinan'dır. Vallahi şımardım. Kapıdan kovsam bacadan geliyorum. Saçmalama. Seni görmekten güzel başka bir şey var mı? Bilmem var mı? Var. Aa. Ha bir şey soracağım. Hı. Dün bir şey olmadı değil mi? Pamela tartışmadınız. Yok yok sıkıntı yok merak etme. Gel. Aa siz de mi buradaydınız? Merhaba Defne kızım hoş geldin. Nasılsın? İyi sağ olun. Ah ah kuru kız. Başımıza neler geldi neler. Var ya kapkara bulutlar çöktü. Dirliğimize, düzenimize nazarlar değdi. Ay gel hayatım sana anlatacağım Nurum'u. Ay görsen var ya tanıyamazsın. Gel kız. Ömer ben gitsem acaba? Bir yere gidemezsin. Bu Yezid'i beraber çekeceğiz. Otur rahatına bak lütfen. Kız gel buraya. Geç geç. Kime diyorum? Ay kuru anlatacağım sana. Otur şöyle. Ah ah. Kesin Sinan değildir de ben yine bakayım. Çıkar kız çantını rahat otur biraz. Ay gel. Ay anlatacağım hayatım ben sana. Geç kardeşim geç. Oo ana baba günü olmuş burası. Sabah sabah kimin sürpriz partisi var? Ay ne partisi be? Bu da heveslisi gibi. Hayatım yaslardayız burada. Ay başımıza neler geldi. Gel hayatım gel anlatacağım gel. Sinan Bey Allah aşkına oturun ayakta kaldınız. Ateşe atıyorsun. Allah aşkına oturun. Halim yok. Ne olur oturun. Pişman ederim. Ha, silahları çıkarmayı biliyorsunuz alın bakalım intikam. Ah kız al şunu. Kepçe geldi onu anlatacağım. Ah gel kepçem gel. Var ya anlasın anlasan sen beni anlarsın. Ay bir görsen böyle bir yaşın falan insanı olmamacalar falan böyle miniler falan giymiş. Tabii hayatım şimdi bacaklar güzel maşallahı var. Mihrap yerinde. Bak hayatım ben sana bir şey diyeyim mi? Bunu Hülya yapsa var ya biz bir hafta boyunca gülerdik. Gömmelere doyamazdık. Böyle kırışıklıklarımıza rağmen hayatım böyle kaz ayaklarımıza buzlar koyar. Bir hafta boyunca deliler gibi gülerdik. Koray kimden bahsediyorsun ya? Kimden mi? Ha ay hayatım nöromdan. Ay seni çok severdin Örüm, çok. Hatta böyle Sinan deyince kocaman bir Sinan daha çıkardı ağzından. Hatta bana bir keresinde şey demişti. Ay keşke Ömer yerine Sinan benim yeğenim olsa demişti. Koray, abartma istersen ha. İnandırıcılığını yitiriyorsun. Ay abartmıyorum. Necboş Bey, ay bu arada bıyıklarınızdan ben korkuyorum. Böyle konsantrasyonumu bozdunuz. Ay dur, neler diyordum ben ha? Kapı. Allah. Ben baktım, ben baktım. Otur şöyle. Alacaklarım daha bitmedi. Bu da heveslisi gibi kalktı. Kız sen bir şuraya gel bari araya. Ömer Bey, postalarınız efendim. Tamam şu gel geç. Şükrü abim, gel. Sinan Bey, yok ben şey yapmayayım. İyiyim böyle. Abi, Betin benzin sonmuş. Geç şöyle. Hadi otur, gel. Ah, ah, çok fena.
Ben can dostumu ilk defa bu halde gördüm. Hay, hatta dün gece rüyama girdi. Böyle ip falan atlıyordu. İyice küçülmüştü. Ay, böyle bir Benjamin Button gibi bir şey oldu. Ay, acaba biz böyle yaşlıyoruz ki o gençleşiyor mu? Ay, şimdi anladım. Bu yaptığı iyiliklerin mükafatı bence. Resmen karma. Aa, ay Sinan gitmiş, Şükrü gelmiş. Ay, seni hiç sevmiyorum. Ay, böyle bir paranormal şeyler oluyor şu anda. Korkmaya başladım. Ay, dur. Sinan! Buraya gel dedim. Ay, tam en heyecanlı yerindeydim. Buraya gelir misin? Tamam ya. Tamam, pes ediyorum ben. Tamam. Gel. Hı. Otur hayatım şöyle. Ben de bir kahve koyayım o zaman. Şey, geleyim mi? Diyor, otur sen. Sen mesela çok doğru davrandın bence. Dümdüz durarak, dürüst kalarak. Hiç hileye hurdaya sapmadın. Kaybediyor gibi gözüküyordun ama bak görüyorsun işte. Defne de senin, aile de, arkadaşların da. Kazandın yani. Aa. Kapıcı falandır Seda ya, kim olacak? Hoş geldin, yok mu? Ay pardon. Hoş geldin. Geçsene içeri. Mutfaktayım. Kahvaltı mı hazırlıyordun? Evet. Lara hasta. Çocuk gözümün önünde eridi gitti. Ben ona yarım kilo aldırayım diye neler yaptım. Hastalandı, ateşlendi, yine zayıfladı. Hepsi benim yüzümden. Ben Sinan'la sağda solda yan yana duracağım diye çocuğumu ihmal ettim. Benim neyime Pamir? Ha, benim neyime baştan başlamak? Benim sorumluluklarım var, benim çocuğum var. Aşk, ilişki, bunlar benim için lüks şeyler. Bencillik ettim işte. Tamam. Tamam, gel buraya. Tamam, ağlama artık, yeter. Seda. Bak şöyle yapalım. Bugün kahvaltıyı ben hazırlıyorum sana. Çok da güzel bir çay yapacağım. Sen de git şimdi bir duş al. Bir kendine gel. Nefes al. Tamam? Ama Lara uyanır şimdi. Uyanırsa uyansın, bakarım ben. 8 yaşında çocuk. Bebek değil ya. Tamam. Hadi. Teşekkür ederim. Çay yapmış bu. Of Seda, hiç anlamıyorsun bu işlerden. Annem nerede? Annen duş alıyor, gelecek şimdi. Sen bizde mi kaldın? Yok, şimdi geldim. Ateşin var mı? Bir baksana. Bakayım tabii. Hı-hı. Yok. Öyle bakılmaz. Alnını öpmen lazım. Öyle mi? Tamam. Yok.
Anneme yardım etmeye mi geldin? Evet, maaşımı annem veriyor. Bir de biraz kaçmak istedim galiba. Neden? Sorunlardan. Anlatsana, ne sorunların var? Bir tane kızı var. Uzun saçlı, beyaz tenli. Çok da iyi bir insan. Hem de komik. Elsa. Evet, Elsa gibi. Benim ondan uzak durmam lazım. Kendimi korumak için. Neden? Alerji mi olmuş? Alerji değil de bir çeşit virüsle beni hasta etmeye başladı kesin. Ben de hasta olmak istemiyorum. Yani böyle işte. Sağ ol. Kötü ya, oldu vallahi ya. Bu arada dün Pamir Bey geldi, Ömer'le maç yaptılar. Nasıl, konuşmuşlar mı? Bitti mi yani o Sümet? Senin gidince anlatmıyor ki bir şey. Vallahi bilmiyorum, konuşmuşlar. Bir sorun yok dedi, anlaştık dedi. İyi, hadi inşallah anlarız. Adam var ya, resmen peruka takmış. Sanki böyle bir sincap yerleştirmiş gibi kafasına. Ay nasıl belli, nasıl belli? Anlatamam vallahi size. Diyene bak. Ne? Yani bence sen de çok uzak değilsin yani. Dalga geçme, baksana sende de açılmalar başlamış. Ay, açılma mı? Hı. Ay sen buraya bir de özetmeye mi geldin ha? Sensin açılmış, hadi oradan. Hayır Koray'cığım, ciddi söylüyorum yani bak. Şura mesela... Bence yaza kadar oraya yumurta kırsan pişer yani şeyde. Ay, yumurta mı? Ay, ay, biri bana iyi bir şey söylesin lütfen. Ay bu kepçe psikolojime darmaduman etti. Sen niye gülüyorsun ha? Hangi cüretle, sen kimsin? Bana bak, seni var ya kovdurturum. Sen kendi saçlarına bak. Boyamış bir devesisi gibi. Çok ya, boya değil. Onlar eşinin küçük bir müdahalesi. Aynen öyle Sinan Bey. Ay Ömüş neredesin, gel buraya. Bu Sinan'la Şükrü bir olup beni mahvediyorlar. Ay hayatım, gel de şu Şükrü'yü kov. Ay Şükrücüğüm, sana metrobüsler yakışır hayatım. Aa Koray Bey, ne biçim konuşuyorsunuz ya? Kovmak mı olmak? Şükrü abi sen alınmıyorsun değil mi? Yok. Anneciğim Bey, siz de bir şey söyleyin. Ay sen de mi ha? Sen de mi? Ay teker teker gelin. Ay Ömüş geldi. Beni bu zalimlerin elinden kurtar. Bir şey söyleyeceğim. Ha? Ay Şükrücüğüm, bak hayatım, Ömüş şimdi seni kovacak. Sakın korkma. Koray tamam. Diyorum ki akşam ben de toplanalım. Ay olur. Hayatım akşama kadar kalırız. Benim işim gücüm yok zaten. Hatta istersen yatıya falan da kalırım ben. Yavaş. Toplanın derken? Bir an öyle yemek falan yeriz. Yaparız biz de Defne ile beraber. Ay vallahi çok güzel olur. Bana bak. Sen kalmıyorsun yemeğe, duydun mu? Çünkü sen bir çalışansın. Biz yemek yiyeceğiz. Et yiyeceğiz, et. Koray tamam. E o zaman biz Şükrü abiyle alışverişe gidelim. Tabii tabii, çıkalım. Ya yok, gerek yok. Biz gideriz senin Defne. Amca. Dedemi de çağıralım. Hatta Neriman yengem de gelsin. Erdi adam. Tamam. Harika fikir, olur. Pişt. Sen gelmiyorsun. Anladın değil mi tatlım? Gelmiyorsun. Ay, buz şelalesinin buzları resmen. Bombe. İlk kepek de var adamda. Her şey kötü. Buyurun Mine Hanımcığım. Sağ ol canım. Geç otur bakalım. Ah, oturayım mı? Aa, otur tabii otur. Şöyle bir sohbet edelim seninle. Edelim tabii, görümcecim, edelim. De bana çok tuhaf geliyor, Necmi hiç söz etmemişti sizden. Necmi benden çekinir biraz. Yani senin gözünü korkutmak istememiştir, ondan herhalde. Anladım. Şimdi, bizim aileye gelin gelmek öyle pek kolay iş değil. Öncelikle benim onayımdan geçmesi gerek. Necmi çok dinler beni. Ben ne dersem o. Hmm, öyle mi? Öyle. Bu kız olmaz dersem
döner sırtını gider. Gözünün yaşına bile bakmaz. Pek düşkündür ablasına. Ay ben size biraz daha bir şeyler vereyim. Mesela kek getireyim. Kek yapayım mı? Hemen 2 dakikada yaparım ben. Yok. Önce şu perdelerin bir yıkanması lazım. Hı? Ay yani kırışmadan da ısınmaları gerek tabii. Sonra şunların tozunu almamız lazım. Ha bir de şu büfenin çekmecelerini toparlamak lazım. Hizmetçi bayağı dağıtmış. Ay pasaklı mıdır nedir? Ay ben anlamadım. Ben mi yapacağım? Ben mi yapacağım? Ben mi yapacağım? Koskoca görümce. Yok ben Necmi'yi arıyorum. Arayacağım ben Necmi'yi söyleyeceğim. Bu kız isyankar çıktı diyeceğim. Arayacağım. Aa aramayın aramayın. Aa lütfen oturun siz. Ben hepsini hallederim. Şimşak yaparım şimdi. Hatta önce tozlardan başlayayım. Toz alayım ben. Hadi al bakalım madem. Neriman! Rezene! Efendim? Yok bir şey. Bir tane daha gönderme yaptım da. Yoksa hiç işim olmaz. Ay hiç sevmem. Rezene. Ay ben hiçbir şey anlamadım. Ay anlama. Çalış. Dünya kadar iş var. Sen hala çen çen çen. Tamam tamam ben şimdi tozları alıyorum hemen ilk hadi. İş. Ay ya da dur. Sen bana lokma yap lokma. Lokma? Lokma. Aa. Bilmiyor musun yoksa? Aa, bilmez miyim ayol? Hemen yaparım ben şimdi size lokma. Neriman, tozlu burası gel. Bak şurası tozlu. Ne biçim aldın buraları ya? Ay şu hale bak. Ay. Aa. Geç Koray, geç. Mine, ne oluyor burada? Hayır. Neriman ne bu halin? Siz mi geldiniz? Erken geldiniz. Ay Necmi, ablanla tanıştım. Ay çok sevdik birbirimizi, o da beni çok sevdi değil mi Mine Hanım? Ablam öyle mi? Kız, hain misin sen ha? Nasıl suistimal edersin sen durumu? Hiç vicdan yok sende. Bana bak, 40 gün 40 gece o mutfaktan çıkmayacaksın. Senin kariyerini bitireceğim. Saçını başını yolacağım seni. Koray tamam sakin ol. Mine, hiç yakıştıramadım sana. Bu yaptığın çok ayıp, çok. Affedersiniz Necmi Bey ama ben biraz eğleniriz diye şey yaptım. Hadi. Neriman, hayatım hadi sen git hazırla tamam mı? Biz akşama Ömer'in partisine gideceğiz. Oraya davetliyiz hayatım. Ömer mi? Ömer kim? Seni üzülme bir gülümse gel.
keseceğim. Sımsıkı ben gel hemen. Ben bu arada sen mesaj attın mı? Ne mesajı? Tema'ya. Ay unuttum. Ama şimdi atarım. Sen attın mı? Herhalde. Ya çok merak ediyorum. Pazar günü acaba ne kadar bağış toplanacak? Ben de. Güzel olacak bence. Bence de. Benimle gel. Gülümse gel. Tamam galiba şey. Aa bir şey söyleyeceğim. Ben şu dükkana gireceğim bir. Geleyim ben de. Yok yok sen gelme. Ben evine küçük bir hediye alacağım da o sürpriz olsun sana. Peki. Ben o zaman şunları arabaya bırakayım. Tamam geliyorum hemen. Hadi. Merhaba. Şuna bakabilir miyim ben? Bu ne, nedir böyle? Leprikon. Leprikon mu? Leprikon ne ki? Ayakkabıcılıkla geçinen İrlandalı minikler. Aa nasıl? Ayakkabı mı yapıyormuş bunlar? Tabii. Hatta bu yolla zengin olduklarına inanılır. Efsaneye göre gözünüzü kırpmadan baktığınızda kaçamazlar. Ama gözünüzü kaçırır ya da başınızı çevirirseniz yok olurlar. Ay çok sevdim ben bunu ya. Tam da böyle bir şey arıyordum. Tamam ben bunu alıyorum. Peki. Şey hediye olacak da paketleyebilir misin? Tamam. Kafam şişti. Ayşegül, şu evin işlerini ben evden çıkınca hallet demedim mi sana? Dedim mi demedim mi? Dedin. Dedim. Değil mi? Ne halt yemeği o zaman dolaşıyorsunuz ortalıkta kuyruğuna basılmış it gibi? Cevdet. Ne Cevdet? Ne? Ay, tamam ablacığım. Eniştem gidince süpürürüz ortalığı. Narin, akıllı kızsın. Ne iyi insanlarmış komşularınız. Öyledirler. Dün akşam bir çocuk geldi. Adı neydi? Hah, İso. İsmail herhalde gerçek adı. Ablam ne iyi çocuk o öyle. Çok kibar biri. Pek oturmadı ama ben onu anladım. İyi kalpli biri yüzünden belli. Şişt.
Duyuluyor. El alemin haydutlarını övmek yerine benim kahvemi yapsanız diyorum. Hani unuttunuz ya. Hadi. Tamam. Bu da gündüz gündüz neden evdeyse? O öyle. Çalışmıyor. Gün içinde dolanıp geri geliyor. Anlatsana biraz. Nasıl bir adam? Ayakkabı ustası diyorlar. Aman bırak, sorma bana. Çekil. Yok kahve filan. Paramız var da bir de kahve alacağız. Git kahvede iç. Nasıl olsa oraya da para ödemiyorsun. Lan ne bağırıyorsun? Bak benim sinirlerimi oynatma Ayşegül. Bağırıyorum. Bağırıyorum evet, ne yapacaksın? Tövbe bismillah. Karı kafayı yedi. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Tımarhaneye mi kapatacaksın beni? Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin? Abla iyi misin? Nereye gidiyorsun? Nereye? Düşündün mü acaba sonunu? Görünen sen bile değilsin ki kaptı. Bilmeden yordamını, yolunu. Aşk rengi bu, aşk rengi başka renge benzemez. Elini, ruhunu, kalbini yakar geçer. Hiç acımaz, hiç üzülmez. Tamam galiba. Bence her şey çok güzel oldu. Ben baktım. Ha, çabuk bak ama. Hemen gel diyorsun yani. Yani. Olur. Ha? Defne. Neler hazırlamışsın böyle ya? Ellerine sağlık. Hasret kaldık vallahi. Aa, Sinan Bey ne yapıyorsunuz? O kadar şey hazırladık. Badem mi yiyeceksiniz? Ya çok güzel, ellerine sağlık da benim pek tadım yok. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Oh, ya ben fena tutuldum ya. Kime? Seda Hanım'a Defne. Aa, ben hiç anlamamışım. Fark ettim, boş ver. Ben de zaten çok yanlış anlamışım. Ya bir dur, bir anlat. Anlat, çözeriz. Ya aslında sabahın için gelmiştim de şimdi ne bileyim, hep böyle kalabalıklı çocuğuna falan haddettim şimdi, tat kaçması falan. Şimdi bizim fuarda aramızda böyle bir şeyler oldu falan, aslında tam olarak oldu da sayılmaz da. Yani pat diye o, yani oldu, olmadı değil. Hani hemen o böyle bir anda olmadı, bir evveliyatı var öncesi. Sinan, sakin sakin. Ya biz işte bir süredir böyle varla yok arasında bir ilişki yaşıyoruz. Peki siz açık açık konuştunuz mu? Konuştum. Hayatında bana yer yokmuş işte. Başka sorumluluklar varmış. Çocuk meselesi. Aynen. Nasıl?
aslında o kadar yanlış bir yerde ki. Anne, tütümü giydirebilir misin? Şimdi giydirmesem kızım. Ama çok özledim tütümle dolaşmayı. Ay yok. Ben bir fena oldum kızım. Kalkamayacağım şimdi. Anne, neyin var? Anne, çok sıcaksın. Ateşin var. Ay Allah. Kızım herhalde ben de hasta oldum. Ben biraz şimdi uzanayım, olur mu? Tamam. Anneanneni ararız. O bize yardımcı olur. Hı hı. Tamam. Nasılsınız Hulusi amcacığım? Maşallah çok iyi gördüm sizi. Gün geçtikçe gençleşiyorsunuz. Ne oluyor Neriman, şaka mı bu? Hangisi Hulusi amcacığım? Ay subhanallah. Bu amca yeni moda galiba. Ay bir şey soracağım Hulusi amcacığım. Necmi benden size bahsediyor mu? En çok hangi huylarımı seviyor? Biraz konuşabilir miyiz sizinle? Neriman, basket. Aa, sinirlenmeye başlıyorum ha. Ha sinirlenmeyin Hulusi amcacığım. Ben size bir şeyler vereyim, ne vereyim? Bir dakika. Buyurun Hulusi amcacığım. Bakın her şeyden bol bol var. Bal olsun, şeker olsun, afiyet olsun. Karma bu olsa gerek. Anlamadım canım. Ha, sizin diyorum paralel evrende benim nasıl bir yerim var acaba? Sen tabii ki benim kolejden kan kardeşimsin. Senden Necmi'yi çekiştiriyoruz. Bak bir şey söyleyeceğim. Geçen gün Necmi'lerin evindeyiz. Babası böyle bizden habersiz içeriye girmiş. Biz de tam böyle öpüşüyor. Ay Ömer. Yok ben bundan fazla dinlemeyeceğim. Anlatmayın bunu. Ama Defne de anlatacaklarım vardı. Bir yıl önce bugün Roma'da yapayalnızdım. Tanıdığım herkese öfkeliydim. İçimdeki enkazda tek bir sevgi kırıntısı kalmamıştı. Şimdi buradayım. Affetmek herkesi, her şeyi. Küskünlükleri geride bırakmak, öfkeyi söndürmek. Belki de en iyisi. Mutsuzluklara, kırgınlıklara konsantre olmak yerine içindeki mutluluğu bulmak. Ona tutunmak ve affetmek. Neyse ne. Yaşıyorum. Yaşıyoruz işte. Seni hediyeni vereyim. Dur bir dakika bekle. Hediye mi almış? Al bakalım. İnşallah her zaman bu evde daha mutlu olursun. Yani olursun. Ay Ömür, çabuk aç. Çok heyecanlandım. Hakikaten neymiş ben de merak ettim. Ömer kitle bayağı sabırsız. Hadi abi. Thank you.
Ömer, oğlum iyi misin? Ömer? Ömer oğlum iyi misin? Ömer? Ömer ne olur bir şey söyle. Ömer? Ömer iyi misin? Ömer? Bir şey mi oldu? Bir şey oldu adama. Ömer? Bir şey oluyor adama.